Arkadaşlar, geçen hafta sözümüzü verdiğimiz üzere ben şu an Paladin oynuyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, yeni gelenleriniz vardır. Belki konseptimizi az çok bileniniz vardır. Bilmeyeniniz vardır. Kendimi açıkça ifade edeyim. Arkadaşlar ben lore anlatıyorum perşembe günleri Eda'ya. Hep birlikte öğreniyoruz. Ben de kendimi geliştirmiş oluyorum. Aslında çoğu bildiğim şeyler. Oğuzhan Discord'dan bize yardımcı oluyor ve Eda da kafasındaki soruları soruyor ve izleyiciyle soru cevap şeklinde lore yayınları yapıyoruz. Bugün bugün arkadaşlar, ne de onu siz söyleyin, geçtiğimiz haftada konuştuğumuz üzere Alonsuz Fall'u ve ışığın, hani Alonsuz Fall'la birlikte ışığın hikayesini özet geçeceğiz. Ve daha sonra da kısaca oynadığımız karakterlere, dwarflara değinmeyi düşünüyoruz. Evet, Alp de chatten özellikle çok bize destek oluyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Alonsuz Fall zamanı Lordaeron'da yaşamış bir insan cleric, priest dediğimiz cleric. Tabi o zamanlar tam bir yapıda bir priest değil. Özellikle Birinci Savaş'ın olduğu dönemlerde. Işığı direkt Tyr'den öğreniyor. Ve kendini bununla geliştiriyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Alonsuz Fall Lordaeron Krallığındaki en güçlü, yani ışığa en iyi hükmedebilen karakter haline geliyor. Hatta daha sonra şehirlerde adına işte kiliseler, işte nasıl söyleyeyim, altarlar ve hani sunaklar, işte büyük mabetler, yapılar falan yapmaya başladı. Priestlık da gelişiyor ve arkadaşlar gün geliyor, çatıyor, orklar bu dünyaya summonlanıyor şeyden, Dark Portal'dan birlikte. Dark Portal'dan geldikten sonra arkadaşlar Birinci Savaş daha çok Stormwind insanların arasında, orklarla insanların arasında geçiyor. Stormwind yıkıldıktan sonra insanların birçoğu kuzeye, Lordaeron'a çekiliyor. YouTube'ları editi yaparken bu haritaları tekrar koyarım ben. Burada şeyleri daha net görürsünüz. Hani kuzeye gidiyor, nereye gidiyor gibi sorularınızın cevaplarını alırsınız. Ancak bazıları diyor ki Alonsuz Fall zaten Lordaeron'daydı. Bazıları da diyor ki Alonsuz Fall Anduin Lothar'la birlikte Birinci Savaş sonrasında kuzeye geldi. Yani Lordaeron'a geldi diyorlar. Bununla ilgili herhangi bir net bilgi yok. Ama Alonsuz Fall, yani Birinci Savaş sonrası ikinci savaşta daha çok kendini gösterecek ve ışık da gücünü ortaya koyacak arkadaşlar. Böyle bir girizgah yapmış olalım. Evet, sorulara bakayım. Şimdi geç de ayıp da olmasın. Evet, okumayacağım dedi, bir şey yok. Peki lore felsefesi üzerine bir soru. Priest'ın ışığı öğretmesinin asıl üstadı yoksa Paladin midir? Şöyle söyleyeyim. Paladinlerden önce Priest vardı. Abi bu soruna çok net cevap vereceğim bu anlatımda. Marx ve Lenin arasındaki fark gibi. Evet diyebilirsin, düşünebilirsin. Zaten o kanıya geleceğiz yani şu anda. Zaten Alonsuz Fall'un hani çok uzun bir lore geçmişi yok. En çok şeyini Legion'da yaşadık. Nasıl size söyleyeyim? Varlığını ikinci savaşta göstermeye başlayacak. Birinci savaştan sonra dedik insanlar yukarı kuzeye kaçtı, yukarı doğru. Lordaeron Krallığı'na sığındı ve orklar peşlerinden haliyle onlarla birlikte kuzeye doğru yürüyüşe geçti. Daha sonra arkadaşlar Alonsuz Fall, o zamanki Garendil hoş geldin, Kral 2. Terenas'la konuşuyor. Diyor ki kardeş, bu ışığı biz orklarla olan savaşımızda bir şekilde kombat şeyindeyken kullanalım. Durumundayken kullanalım. Tamam, nasıl yapacaksın? Abi ben öyle savaşçılar yetiştireceğim ki bunlar hem dövüşçü olacak hem de ışığa hükmedecek. Eyvallah abi, dene diyor. Ve 5 tane güçlü warrior belirliyor kendine. Yani isimlerini hatırlayamıyorum tam olarak. Biri Sylan Dathruan, biri Uther Lightbringer, diğeri Tyrion Fordring,
Biri Trallion. O sonuncusunun adını hatırlayamıyorum. Çok kusuruma bakmayın. Oğuzhan hatırlıyor musun sen? Son paladin adını. Yok. Şey olarak yok. Mograine değil abi. Bolvar da değil. Alexander zaten ilklerden ya. O da ilklerden. Hayır, ilklerden de. O ilk beşliden değil ama. Ha. Aklıma gelmedi. Çok kusuruma bakmayın. Google'layalım. Çok da önemli değil. Beşinci paladin. Evet, Trallion bunlardan biri ve Trallion... Tamam bebeğim, bitmiş görev, gidelim. Trallion şöyle, hatta Alonsus Fall'dan öğrendikten sonra şeye katılmayacak, ışığın birliğine katılmayacak, yani Order of the Silver Hand'e katılmayacak. Kralla birlikte güneye gidecek, hatta oradan da Dark Portal'dan geçip Legion'ın peşine düşecek. Şöyle devam ediyorum. İkinci savaşta evet, Terranas'la konuştular. Güzel sevgilim benim. Terranas kabul etti. İlk bu 5 paladini ortaya çıkardı. Yani paladin ortaya çıkarttı derken vurgulamak istediğim şu. Adamlara ışığı öğretiyor. Adamlar hem ışığı kullanabiliyor hem de warrior. Yani savaşçı. Ha, ne oluyor? Eline kılıç almış, mace almış. Priest'lara biz paladin demeye başlıyoruz. Paladinlik burada ortaya çıkıyor. Ve benim arkadaşlar şu anda... Eda'nın ekranındasınız. Şöyle yapayım ben. Benim oynadığım bu karakter elinde çift el bir topuz var. Tabi biraz tahtadan, yavan. Daha ilk level'lardayız. Paladin karakter arkadaşlar bu şekilde ışığı kullanabilen birisi kendisi. Paladinlerin ortaya çıkışı bu. Alonsus Fall'un hikayedeki en önemli yeri bu. Inventory full diyor. Şimdi. Lore'dan dönüyorum değil mi? İlk önce Paladin, ilk önce şeyler vardı, Christ'ler vardı, daha sonra Paladin oldular. Evet. Yani bunun sebebi de hem ben Warrior'ı hem de Işık Lam öğrendim ve yeni bir şey çıktı ortaya. Alonsus Fall söylemiyor, ben hem Warrior olacağım hem şey olacağım diye. Ben ışığı biliyorum diyor. Hı. Warrior'lığı bilmiyorum diyor. Warrior olanlara ışığı öğreteceğim diyor. Anladın mı? Hem dövüşürken hem de ışığı kullansınlar diyor. Bunlar Knight sanırım, evet. Hatta ikinci savaşta bu altlı birlikler bayağı zorluyor orkları, evet. Aslında mekaniği yapısı gereği çok güzel oyunun işte. Anlamadım. Aha, paladinlerin doğuşu. Evet. Arkadaşlar Alonsus Fall evet paladinleri yaptı. Paladinleri ilk 5 paladini yaptıktan sonra da liderliğini Uther'e devretti. Yani liderliğini derken kendisini Uther'e devretmedi. Şöyle söyleyeyim. Bu yaptığı savaşçı ışık kullanıcılarına diyelim. Liderini Uther'de Lightbringer seçti ama o da Lightbringer unvanını sonradan kazanıyor. Onu geçtiğimiz bölümlerde Western Plaguelands anlatırken konuştuk. YouTube'da bulabilirsiniz. O yüzden oraya pas geçeceğim. Direkt Alonsus'un kendisiyle ilgileneceğiz. Alonsus'un Straton'da çok büyük bir kilisesi var arkadaşlar. Order of the Silver Hands'in komuta merkezini ilk şeyde burası olarak belirliyorlar. Straton bu klasik paketinde çok önemli bir dungeon arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim, özellikle hardcore oynamak isteyenler oraya sıkça gidip farm yapacaklardır. Onun içerisinde Alonsus Fall yani kilisesini görebilirsiniz. Arkadaşlar evet biraz yanıyor halde ama eski resmini editlerken atacağım. Bir de devam edeyim. Alonsus Fall'un ne zaman öldüğü tam olarak bilmiyor. Yani şimdi undead olarak kalktı. Arkadaşlar Alonsus Fall'u tanıyan vardır, tanımayan vardır. Görmek istiyorum. Şöyle bir kendisini size takdim edeyim. Arkadaşlar evet, Alonsus Fall... Undead hali. Ya bu son hali işte. Alonsus Fall bu. Alonsus Fall bu arkadaşlar. Hani ilk undead olarak uyandırılmasından önce nerede öldüğünü, tam olarak nasıl öldü bilinmiyor. Scourge tarafından öldürülmedi. O tam olarak biliniyor. Yani herhangi bir Scourge komutanı Kel'Thuzad ya da Arthas tarafından öldürülmüyor arkadaşlar. Devam edelim bebeğim. İçeri doğru girmemiz lazım birazdan. Kapatmış olmam lazım. Aynen. Ancak
Scourge'un Lordaeron'u kuşatması sırasında, yani Lordaeron'u akın ettiği dönemlerde Anonsus Fall uyandırılıyor. Hatta nasıl söyleyeyim, Lich King'in yani Arthas'ın iradesinden ilk kurtulanlardan olduğu söyleniyor, olduğu biliniyor. Ama Forsaken'a hiçbir zaman dahil olmuyor ve kendince bir yerde saklanıyor. Ancak Price arkadaşlar kendilerini Legion'da özellikle Class Hall görevlerini yaparken çok sık görüyor. Garrendil Hunter oynuyor Eda. Velhasıl arkadaşlar Tirisfal Glaze'de Alonsus Fall bir yerlerde saklanıyor ve bu sırada Kalia Menethil'le karşılaşıyor ve Kalia Menethil'le gizlenmeye başlıyor arkadaşlar. Ta ki Legion'a kadar. Legion'da Class Hall'da Priest'ların lideri olarak görüyoruz. Yani çünkü kendisinin çok güçlü bir Priest olduğunu söyledik. Yani çok güçlü bir derken yani cümlemi toparlayamadım. Özür diliyorum. En güçlü Priest. Oğuzhan bunu söylemekle yanlış söylemiş olmuyorum değil mi? En güçlü Priest. Ya Velen var da Velen etliye sütlüye karışmıyor. Ya Velen Nauru Priest'ta. Hani Nauru ışığını alıyor. Yani şeyin biraz daha tir ışığı kaynaklı. Doğru muyum? O şey ya, ayrımı konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Yani direkt ışığın şeyi yok da öyle hani şu şundan alıyor, bu bundan alıyor tarzında işte ya şey bilinen nasıl diyeyim böyle Azeroth'taki işte hani Priest denince akla gelen ilk şey o şu an. Hepsi Nauru'dan almıyor ya, Deniz'cim. İnsanlar ışığı ilk Tyr'den öğreniyor. Yani Tirisfal Glades'de ilk bölümde de anlatmıştık lore anlatırken. Adı hatta Tyr'den, Titan Tyr'den geliyor. Tyr'in ışığından alıyor onlar. Okay, devam edecek misin? Exo'da. Ya aslında zaten birçoğunu konuştuk. Sadece Before the Storm'daki olaylar kaldı. Alonsus Fall'da anlatabileceğimiz. Before the Storm başlı başına bir hikaye arkadaşlar. Yani ana fikri şu. Kalia Menethil hani hala sağ, işte hala yaşıyor. Lordaeron'un asıl yani varisi. İşte Lordaeron'dan uyandırılan Forsaken'lar gelsin Alliance'a bağlansın. Çünkü Lordaeron Alliance'ın bir krallığı Merkezi. Olarak görülüyor. Merkezi. Ondan dolayı işte hani maksat hem Forsaken'ı güç kaybettirmek hem de o eski şeyleri nasıl söyleyeyim bir nebze de ne diyorum, eski husumetleri gidermek, yani o buzları eritmek. Ancak Alonsus Fall daha öncesinde bir kere öldüğü için ve hani tamam biz saklandı dedik kendisine. Ama Alonsus Fall hani Forsaken'ların içerisinde yaşadı. Hayatını bu şekilde idam ettirebildi. Ve Forsaken'lar da ona iyi davrandı. Ancak insanlardan da herhangi bir şey görmedi. Çünkü orada bir bağlılığı yoktu. O yüzden de Before the Storm olayında yani Kalia Menethil, Turalyon, Alonsus Fall, Anduin ve Sylvanas görüşmesinde Alonsus Fall politik davrandı ve sessiz kalmayı tercih etti. Taraflı konuşmadı. Ve açıkçası şöyle söyleniyor. Hani gene rivayet, kesin net bir bilgi yok. Alonsus Fall bu birleşmenin olmasından yanaydı. Ancak hani politik duruma kararı aldığı söyleniyor gibi. Benim düşüncem şöyle arkadaşlar. Alonsus Fall ismini biz ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde sıkça duyacağız. Çünkü yani retail oyunda Alliance ile Horde arasındaki o sular kaynıyor. Ve böyle bir birleşmeden, böyle bir yeniden kavuşmadan bahsediliyor. İşte Forsaken'ların liderliğinin Kalia'ya geçebileceğinden söz ediliyor falan derken Alonsus'un da adını bence burada çok sık duyacağız. Ama henüz net bir şey yok. O yüzden kesin olarak konuşamıyoruz. Onunla birlikte toplayacak olursak Alonsus Fall'un temel olarak Hilaolen, Lord'daki akışı bu şekilde. Anlatabildim mi aşkım? Yani asıl olayı onun ikinci savaş sırasında orklara karşı olan, yani orkların akınını durdurabilmek için paladinleri
yaratmış olması. Yani yaratmış diyorum, Paladin'leri yaratan kişidir.